Ben Karadeniz dağlarının süsü. Tarih ve medeniyet kaynıyor içim. Ben tarihi İpek yolunun denizle buluştuğu yer. Yaylalarda çiçek, Harşit'te tarih olup akacağım. Ben Harşit geçirmez diyen şehitler diyarı. Kafkas cephesinin son siperleriyim. Kurtuluş Savaşı'nda destanlar yazan gönüllü alaylar. Tirebolu'dan Sakarya'ya zaferler tarihi akar. İnsanlara yurt yuva olan kadim şehirler vardır. Hem tarihi hem tabiatı korumuş, bereketli yerlerdir buralar. Anlatılmaz yaşanır derler ya, işte öyle yerdir Giresun'un Tirebolu ilçesi. Tirebolu'yu sevmek ve kentlilik bilincine sahip olmak için belgesel tadında Tirebolu kültür tarihine yolculuğa çıkıyoruz. Binlerce yıllık tarih ve kültür birikimiyle imparatorluk şehri Trabzon'la kadim ve tarihi Türk yurdu Giresun arasında geçiş köprüsü olan Tirebolu, sahip olduğu değerleriyle zamanın her döneminde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Tirebolu konumu itibariyle Doğu Karadeniz'in önemli kültür, tarih, turizm, ticaret ve tarım merkezlerinden biri haline gelmiştir. Dünya ticaret tarihinde önemli yere sahip Tirebolu, liman şehri olarak gelişip büyüdü. Çin'den başlayarak İstanbul üzerinden Avrupa'ya giden kadim İpek yolunun denizle ilk buluştuğu Tirebolu Limanı, dünyaca bilinen haklı bir üne sahiptir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği Türkçe Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Türk Keneşi Tarihi İpek yolunu modern turla yeniden canlandırmak ve dünya kültür turizmine kazandırmak için çok önemli çalışmalar başlattı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan devlet başkanlarının aldığı ortak kararla başlatılan İpek yolu turları, ekonomik ve kültürel işbirliği ile dünya barışına da büyük katkı sağlayacak. Kültür ve medeniyet tarihimizde çok önemli yere sahip olan İpek yolu ile ilgili Türk Konseyi'nin davetiyle ilk kez düzenlenen modern İpek yolu tanıtım turuna, Devri Alem belgesel program yapımcısı olarak katılan Destanlar Şehri Tirebolu belgeselinin yönetmeni İsmail Kahraman tarafından hazırlanan Çin'den Tirebolu'ya İpek yolu belgesel görüntüleriyle sizleri İpek yolunun denizle buluştuğu tarihi Tirebolu Limanı'ndan baş başa bırakıyoruz. Türkistan topraklarında dolaşırken buranın tarihi İpek yolunun önemli güzergahlarından olduğunu öğreniyoruz. Bundan 2000 yıl önce İpek yolu batı ve doğu uygarlıklarını birbirine bağlamıştı. Çin'in en uç noktasından başlayıp Anadolu'nun çeşitli yerlerinden geçerek İstanbul'da birleşen ve oradan da Avrupa'nın içlerine giden bu yol boyunca yükleri taşıyan kervanlar sadece ticaretin gelişmesini değil, Asya ile Avrupa arasında günümüzde de izleri görülen kültür alışverişini de sağlamış. İslam'ın Çin'de yayılmasında İpek yolu önemli bir rol oynamış. İpek yolu tarihte Çin'den Orta Asya üzerinden Güney Asya, Batı Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'ya uzanan kara ticaret yoluydu. Çin'in ipek ve ipek ürünleri bu yol üzerinden batıya taşındığı için İpek yolu olarak adlandırılmıştı. İpek yolu asırlar önce başlamıştı. Çin'in Şiyan kentinden İstanbul ve Avrupa'ya sadece ticari mallar ve ipek değil, kültürü de taşımıştı. Ve ilk kez Türkiye öncülüğünde Türk Konseyi İpek yolunu keşfe ve dünya turizmine tanıtmaya çalışıyor. Bu ticaret yolu insanlık tarihinin aydınlığa ulaşmasında büyük geçitlerden biri olmuş. Bununla birlikte günümüz seramik kültürünün oluşmasına da önemli katkılar sağlamış. Sadece değerli ipekler, seramikler ve porselenler değil, değişik kültürlerin, inançlarından dillerine, çalgılarından masallarına, yemeklerinden oyuncaklarına kadar birçok kültürel değer de aktarılmış.
İpek yolunu takip ederek önemli bir yere geldik. Taşrabat'a geldik. Doğu Türkistan'a, Çin hududuna geldik ve kadim İpek yolu güzergahından, bir zamanlar İpek yolu kervanlarının konakladığı, UNESCO tarafından koruma altına alınan bir kartal yuvasını andıran Taşrabat'tayız. İpek yolu 16. ve 17. yüzyıllarda ipeğin Avrupa'da da üretilmeye başlamasından sonra eski önemini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Artan denizcilik faaliyetleriyle de kervanlar ortadan kalkmaya ve uzak doğu ürünleri çekiciliğini yitirmeye başladı. Çin'in Şiyan kentinden başlayan, Doğu Türkistan'ın Kaşgar şehrinden Kırgızistan'a geçen, Kazakistan üzerinden Özbekistan, Türkmenistan, İran ve Azerbaycan'ı geçerek Anadolu'ya giren ve denizde ilk kez Giresun'un Tirebolu limanında buluşan tarihi İpek yolu, deniz yoluyla İstanbul ve Avrupa içlerine gidiyordu. İpek yolunun canlanması Türkiye ekonomisine büyük katkı olacak. Destanlar Şehri Tirebolu belgeselimizi noktalarken sizleri de Tirebolu'nun tarih ve kültürünü tanımaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki Tirebolu sevgiyle büyür. Kentlilik bilinciyle marka şehir olur. Kentlilik bilincine sahip olmak, Tirebolu'ya sahip olmaktır.